Selam arkadaşlar, Sayıcı Dayısı'na hoş geldiniz. Ben Erkan. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Weltkrieg serimize bu defa Finlandiya'ya dalmaya karar verdim arkadaşlar. Finlandiya'ya da yine 10 gün içerisinde çat diye savaş sebebimizi araştıracağız ve dalacağız. Artık Amerika çok pohtan bir yer oldu. Evet, şimdi bu gelene kadar birazcık bu tarafa bakalım, sonra döneriz. Burada bir sürü deniz savaşları falan yaptık. Şimdi Honduras. Honduras abi, bizim bu savaşa dahil olmadığı sürece bizim bir halt yapabileceğimiz yok. Burası çok kilitlendi. Ben buradan bir daha uğraşmak istemiyorum. Aha, bir şeyler olmuş burada. Japonlar gelmiş lan buraya. Liman ele geçirmişler. Bizim burada bir ordumuz duruyor. 80 tümen. 80 tümen asker duruyor abi. Hemen şu limana davet ediyorum sizi. Topluca gidin abi, bir işe yarayın. Outdated equipment. Aha, bir outdated equipment daha. Denizaltı 2, denizaltı 3 diyelim. ...34, ya daha fazla istemiyorum, çok karman çorman oldu zaten, çok şey yapamıyorum. Artık kontrol etmekte zorlanıyorum yani. Şimdi bak, bunlar ilerleyemiyor. Ben burada bunları bu halde bırakacağım. Hiç bakmayacağım. Artık belki burada bir şeyler olur. Belki de olmaz, bilemiyorum artık. Şu bizim gemiler gelsin. Şey, elemanlar. Outdated equipment dedik değil mi? Bakayım. Dumlupnar class. Nerede bakayım? Dumlupnar class. Biraz yukarıdaydı galiba. Şurada. Bunu şuna çevireceğiz. Bu arada... Şunlar oto da kalmasın abi. Türk donanmasına dahil olsun. Şu da öyle. Bu da öyle. Hepsi. Tamam mıdır? Tamamdır. Devam. Şimdi Finlandiya ile savaşımızı biraz yakın zamanda başlatacağız. Ben buraya bir ordu naklettim. Bir tane de burada zaten hali hazırda vardı. Zaten savaş sebebi geldi. Hemen de açıyorum savaşı. Tamam. Hemen buradaki iki orduyu devreye sokuyorum. İkisi de agresif girişsinler, bakalım neler olacak. Bunlar bizim ordularımız. Hepsi Türk. Zaten en güçlü komutanları yerleştirdim bu orduların başına. Zaten Pataküte ilerliyorlar gördüğün gibi. Pataküte. Ana, buradaymış lan diğer filo. Filo. Flo. Diğer Flo. Allah, Pataküte ilerliyorlar bizim kendi ordularımız. Bu ana savaşa dahil oldu mu? Olmadı. O zaman teke tek mücadele ediyoruz. Yani de başkaları yok bu savaşın içerisinde. Güzel. Ottoman Salvadorian o. Lan Yeni Zelanda'yı çağıracağına Honduras'ı çağırsana. Kaldık orada Honduras yüzünden ya. Şöyle dalsana buraya. Sen de oraya gideceğine böyle gel. Sen mesela hiç uğraşma, direkt böyle gel. Burası hep göl mü bunlar? Tuhaf görünüyor ya. Burada boşta bir ordumuz daha var esasında aslında. Bunu da koyabiliriz oraya. Boşta bir ordumuz değil aslında, Japon ordusu da. Bunu da mı göndersek oraya ya? Bu arada bizim 80'lik şu muydu? Gelmiş. Gelmiş abi. Biz bunları hemen ayarlayalım. Zaten yenilip duruyorlar. Ondan sonra bir kısmını da şuraya ayarlayalım. Buradan yarısını şuraya dahil ediyorum. 21 tümen. Kalanı burada 60. Bunun başına da şöyle yeni bir komutan ayarlayalım. Promote. Ne yapalım abi? Elimizden gelen budur. Guatemala Corporate State. Kim o? Bunun adı ne? Aa, gelmişler. Gelmiş lan. Tamam, bunlar girişiyorlar. Tamam, dalın bunlara ya. Dal. Nihayet.
savaşa dahil oldular. Şurayı bir ele geçirin. Bu da Honduras'a katılır kesin. Beni diğer daha da çileden çıkartır. Şimdi ben yine Finlandiya'ya gir. Oha, şu kalabalığa bakar mısın? Bu nedir abi? Ne oldu, ben anlamadım abi. Nikaragua. Yok abi, bunlar hiç ilerleyemiyorlar. Malezya'yı çağırsan ne olur. Nasıl kazanamıyorsunuz ya? Bak, şuna bak. Ya arkadaş, dal şuna dal. Bu nereden bu kadar asker bu herifleri? Gerçi ne kadar asker olduğunu da anlamıyorum pek buralardan ama. Ulan biz El Salvador'u bile yenemeyecek güçteler. Yenemeyecek. Bırak ya. Bırak. Ha. Birleşti. Capitulated diyor. Guatemala ne oluyor lan? Çok gittik. Şu mu yani Guatemala'nın? Bu niye capitulated oldu? Tuhaf. Şu başkentini kaybetti herhalde. Hasbelkader. Burası neresi? Honduras. Honduras biraz ele geçirmiş orayı. Şurayı niye alamıyoruz ya abi? Ben bırak... Te Allah'ım ya. Böyle iş olur mu ya? Böyle iş olur mu ya? Şu bölgeyi bir ele geçirseniz de diyorum artık, he? Artık burayı bir ele geçirseniz de kurtulsak diyorum. Güney şey yapsak, güvene alsak. Burada asker yokmuş ki zaten. Roket artileri geliştirildi. Şuna geçmeden evvel bunu geliştirmek istiyorum. 45'e gelmemişiz daha 45'e, ama gerçi 92 gün diyor. Tamam, bunu geliştireyim o zaman. Hadi. Seni mi kıracağım ya? Allah Allah. Daha yeni başlamışız. Tamam. Şimdi Finlandiya'ya bak nasıl dalarız, nasıl dalıyoruz, nasıl eziyoruz herifleri ya. Görüyor musun? Budur abi işte Türk askeri. Yalnız bir şey diyeceğim. Şu biraz saçmaladı galiba. Şunu biraz kısalım. Bu tarafa doğru yardırmasın boşu boşuna. Şöyle. Tamam mı? Şöyle, şunu da şöyle. Hatta şu Japonlardan da biraz faydalanalım. Dur. Biraz oyunu kısalım oyunu. Şunları da şöyle ortalarda bir yerde şöyle yerleştirelim bunu. Bir alt ayıracaklarını zannetmiyorum ama en azından bulunsunlar. Size komutan olarak Nuri'yi koydum. O size yardımcı olsun. Ama ilerliyor bizimkiler yani. İhtiyaçları yok esasında. Mesela sen oraya gideceğine dal abi. Böyle gitmeyin sağa sola. Aslında bunun biraz dinlenmesi lazım. Ama şu dalabilir. Bakayım dalarsa ne olur. Al. Oo, diğerleri de katıldı, hemen de kazandılar. O ne güzel. Budur abi işte. Hop, almışız orayı da. Hop tamam. Hop tamam. İşte bu. Şimdi abi siz nereye gidiyorsunuz ha? Siz nereye gidiyorsunuz? Şurayı alıp da yarmak varken niye öyle bir şey yapıyorsunuz be? Olmuyor zaten. Tamam abi, anlaşıldı. Ama yine de abi orayı birazcık şey yapmanız lazım da.
Orayı birazcık domine etmeniz lazım. Mesela sen niye boş duruyorsun? Yani. Burası mesela bayağı bir seyrelmiş gibi görünüyor. Agresiflikten kaynaklanıyor. Ben bunu normale çevireyim. Bak bakalım ne oluyor. Zaten ilerlemiyorlar. Bir de normale çevirdim. Bakalım hiç ilerlemeyecekler şimdi. Ama yani mesela şu mantık güzeldir. Şurayı alacaksın, böylece daralacak şey. Şuraya da ilerle. İyicene daraltıyorsun onları böyle. Kapatıyorsun. Halbuki böyle geniş olsa asker yetmiyor abi hepsini tutmaya. Sen hiç oraya gitme abi. Hatta direkt buraya dal. Sen hiç bekleme, direkt dal. Burası nasıl olsa bunun kontrolünde. Aldı bile al. Gel abi. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Sen de durma, hemen destek çıkma. Ona hızlıca kazanırsınız. Excavation bitti. Geriye son bir teknoloji kaldı burada. O da bu. Onu da araştırdık mı zaten bu sayfaya bir daha bakmayacağız. Burada ben artık burayı açayım diyorum. Ne yapalım? Air Production. Naval Production'a. Naval Production olabilir aslında, biliyor musunuz? Üretimlerin çoğunu arttırıyor. Capital Ship'leri arttırıyor. Daha ne olsun abi? Construction Engineering diyor. Tamam, onların hiç önemi yok. Aciliyeti olmayan bir şey. Asker üretimini durdurduk neredeyse. Tamir işlemleri. Resistance Growth. Bence Naval Production olsun. Daha fazla gemi üretelim bol bol. Bundan sonra puana ihtiyacımız olmayacak çünkü. Burada ne var? Screen Attack. Screen Defense. Bomber Attack. Bomber Defense. Bomber Agility. Ben şunu aldım. Şu anda biriken var mı? 1.08 biriken var. Biriksin abi. Burada bir iki gemi batmış. Bizden bir şey yok galiba. Kalabalığız ya. Sıkıntı yok. Bu nasıl bir şeydir abi? Biz ilerleyeceğimize daha da geri düşüyoruz. Allah Allah. Acayip bir durum söz konusu ya burada. Buralarda bak, burada bizim toprağımız vardı. O da İngilizlere geçti. Burada saçma sapan bir işler dönüyor ama anlamadım. Burayı boş bırakmayın lan. Al işte, uçaklarımız gitti ya. Niye boş bıraktılar? Benim yüzümden değil mi? Ben yönlendirdim 22 taneyi birden. Neyse. Ay, bu birlikler şimdi yok olacaklar. Savunmada ihtiyaç var çünkü onlara. Oh, burası berbat bir duruma geldi ha. Birbirlerini... Yani burası nasıl böyle oldu ben anlamıyorum ya. Biraz bakmadık tabii ortalığa. Ha, gerçi uçaklarımız kaybolmamış. Buradalar hepsi. Hepsi buradalar abi. Tamam, sıkıntı yok. Tamam, sıkıntı yok. Uçaklar kaçmış ya resmen. Oha, buradakilere ne oldu lan? Abi acayip acayip işler dönüyor. Baksana. Birazcık bakmıyorum, bir şeyler, acayip acayip şeyler oluyor. Mesela bir sürü Japon ordusu götürmüştük buraya. Yok oldular herhalde. Yok olmuşlar valla. Valla yani geçmiş olsun diyelim, ne diyelim. Harbiden bitmişler. Bir sürü Japon gönderdiydik oraya. İtalyan, Japon, bir şeyler gönderdik yani. Sen ne yapıyorsun sen ya? Ya buraya gel, bitsin bu iş. Yalnız bir şey diyeceğim. Burada bayağı bir kalabalık ordu var. Gel gel gel. Hemen dal. Sen de hiç gitme bir yerlere. Topluca buraya dalın. Nereden geliyorsanız gelin. Bu bunu yenmiş sanki. Evet. Sen de buraya gel. Evet, bunlar yenilmişler. Yenilmiş olarak kaçıyorlar buraya.
Şu muharebe başlayacak mı? Başlamayacak sanki. Buraya kaçmaya çalışıyor bunlar. Oo, ezdik bunları. Bak, bu zaten oraya gidiyor şu anda. İyi bari, tamam, güzel. Evet. Hadi bakalım, çok merak ediyorum. Bu yok olacak mı yoksa ne olacak mı acaba? Şunlar da giriyorlar oraya. Güzel. Güney'i unuttuk zaten. Ben Amerika'yı taptan unuttum zaten. Geçen demiştim Amerika'yı ele geçirdiğimiz zaman savaş biter dedim. Şey, seriyi bitiririz ama belki ondan önce de bitirebiliriz. Çok sıkıcı oldu yani. Ben oynarken hiç şey yapmıyorum ya. Çok sıkıcı oldu. Ya böyle çok olduğu zaman yani birim sayısı çok bilmem ne böyle kalabalık. Neyse, hoşuma gitmiyor. Biraz daha böyle ben satranççıyım aslında. Satranç sever bir insanım. O yüzden böyle satrançta her şey bellidir değil mi? 8 tane taş şeyin var, piyonun var. 8 tane şeyin var işte. Diğer as taşlar. Al işte. Gayet güzel oldu. Şunları hemen buraya taşıyalım. Japonlar da buradalar. Japonları ama güzel bir şey seçelim. Yeni bir hedef seçelim onlara. Şöyle gibi. Ama Japonların hepsini oraya dahil edemedik. Şimdi dahil oldunuz mu? Fua, Japonlar ayrı bir ordu olmaktan çıktılar. Tamam abi. Saçma sapan bir şey oldu ya. Neyse ya. Çok saçma bir şey oldu yani. Ya aslında turku mu? Aslında buna ihtiyaç yok ya. Bir pembelerde bir eksiklik var sanki. Nerede onlar abi? Şu mu? Heh. Tamam abi. Yok, bunlar hareket halindeler. Bu hangisi? İşte bunlar onlar. Değil mi? Tamam, sen de başla. Şu 16, şey 19 eleman. 19 eleman. Ben iyice karıştı abi bunlar. Nerede bunlar? Şu burası, burası. Öbürü. Ha, onlar da buradaymış. Tamam, bu nerede? Bunu ben buraya taşıyalım diyorum. Bunu buraya. Öyle değil. Bunu buraya, bunu da buraya. Saçma oldu. Hindistan aslında ama. İşte. Abi hızlı gidiyoruz sanki ya. Valla günler çok akıyor. Amerika'yı unuttuk tabii. Finlandiya ile uğraşıyoruz. Amerika'da neler neler oluyor. Mahvolduk Amerika'da. Bitirdiler bizi. Gıdım ilerleyemiyoruz. Burası nasıl, ne durumda? Burası ilerlemiş ama bak. Bizim birliklerimiz burada bayağı fayda gösterdi. Şimdi buranın kaynak ihtiyacı var mı? Birazcık var ama idare ederler bu şekilde. Aa, burada bir şey olmuş. Ha, İngilizlermiş. Buraya biraz destek atabilirim birazcık. Mesela şu Join Wars French Empire kime karşı? Kabul ediyorum abi, kimse fark etmez. Evet. Lan buradan bir ilerleyemedik ya. Şuraya bak. Şu kalabalık ilerleyemiyor. Şurayı alamıyoruz lan. Burayı. Hiçbir şey yok burada halbuki. Kaç tümen var? 16 tümen burada. Bilmiyorum, 30-40 tümen de burada var. Peki. Şimdi buraya bir sürü asker koyduk. Hepsi yok oldu lan. Çok üzücü bir şey ya. Gerçi kendi askerim olmadığı için, Türk askeri olmadığı için çok üzülmüyorum. Japonlar, Maponlar falan filan. Bakayım. Toad artileri. He, bunları değiştireceğiz değil mi? Toad artileri 2. Bir tane daha olması lazım. Bakıyorum şu. Roket artileri 2. Tamam. Oldu. Şimdi ne yapalım? Şunu yapalım. Bizde yine boşta askerlerimiz var.
Şunlar. Bunlar yine Japon, Mapon, İngiliz bir şeyler bir şeyler. Bunların hepsini şeye taşıyayım diyorum. Destek itibariyle Washington'a taşıyalım. Bunlar İngiliz askeri olduğu için muhtemelen abi, kuvvetle muhtemel güçlüdürler birim olarak. Ama ben kişisel olarak bilmiyorum. Kendi ciddi bir şekilde kontrol etmediğim, sürekli bakmadığım cepheye kendi askerlerimden kimseyi göndermeyeceğim abi. Şimdi Amerikan cephesine çok fazla bakmıyorum. Çok fazla curcuna var. Kim kime dumduma böyle ortada birbirine girmiş. Amerikalılar mesela o Kaliforniya'da nasıl o ordu birdenbire yok oldu ben hiç anlamış değilim ha. Saçma sapan bir şey oldu. Güney de ele geçirilmişti yani tertemiz değil. Ne oldu lan onlara öyle? Yalnız çok kalabalıklar bunlar da. Yine başladık ya eleman seçmeye. Heh, neyse bitti. Tamam. Kaç tane? 83. 83. Peki neredesiniz? İngiltere'delermiş. Ben şimdi bunları doğrudan şuraya dahil etsem. Gelirler mi? Sanırım geliyorlar abi. Yani hepsinde bir hareketlilik var. Tamam abi, bu onunla otomatik gelsinler, savaşa dahil olsunlar. Daha da beni uğraştırmasınlar. Ben şimdi Finlandiya'ya geri gidiyorum. Finlandiya'nın ordusunu bayağı bir temizledik. Şimdi bu savaştan sonra arkadaşlar ne kalıyor? Mesela Estonya, Latvia. Bunlardan hangileri bizde, hangileri değil? Dur. Hiçbiri. Kaynak olarak ne var burada? Az bir şey çelik var. Başka da bir halt yok. Üskürük tuttum. Başka nereye ele geçirebiliriz abi? Afganistan'da biraz tungsten var ama o da bir sayılmaz yani. Bir şey sayılmaz. Geriye burası. Dutch Indies. Dutch Indies. Buraya savaş açabiliriz. Savaş sebebi araştır dediğim zaman 10 gün diyor. Ne olduysa artık 10 güne döndü her yer. Şimdi buraya güzel bir saldırı yapabilmek lazım ama işte o da ayrı bir mesele. Mesela bunların askeri güçlerine bir bakalım. Çok az askeri güçleri var. Fabrika az, gemi az. Bence bu çok güzel saldırılır bunlara yani. Kim koruyor bunu? Sadece Hollanda koruyor. Hollanda nerede? Bilmiyorum abi. Hollanda yok. Yani şuraya bakıyorum. Hollanda. Aa, burasıymış işte. Dutch dediği. Burası abi. Hollanda'nın herhangi bir müttefiki var mı? Yok. Hollanda serbest. Onun da fazla askeri yok. Birazcık gemisi var. O kadar. Ben Hollanda'yı doğrudan savaş açmayacağım. Onlara savaş açacağım. Hollanda gelirse de gelsin. Bahane. Ama oraya gerçek şey Türk askeriye saldıracağız. Gerçek Türk askeri. Burada güzel kaynak var ya. Aslında orayı almak isteriz güzel bir şekilde. Abi. Güzel abi. Ya arkadaş. İspanyollar buraya ne işi var ya? Japonlar değil mi bu? Kalabalık yapıyorlar yeminle ya. Sizi azat ediyorum. Destroyer 3. Tamam bekle. Sizi... Nerede lan bunlar? Sizi azat ediyorum abi. Siz buradan ayrılın. Çünkü işi zorlaştırıyorlar yeminle ya. Şimdi ben bu Japonları Estonya sınırına dizeyim. Sonra da defol gitsinler. Kalanları ya bitti zaten. Take all states and end. Bunların tamamını ben savaştım, bitirdiğim için hepsini biz halletmiş olduk. Şimdi bizim şu kaynak meselesi ne oldu? Bir sürü rubber yaptık. Oo, surplus'ımız varmış. Dur, iptal et bakalım ne oluyor. 110, bir sürü inşaat yaptığımız için bir de üstüne ihracat da yapıyormuşuz. Petrol durumu ne? O da aynı olması lazım. Tungsten'de de biraz fazlalığımız var. Export. Import 8. Niye lan? Tungsten bir ara bir yetmiyordu bize. Şimdi tungsten fazlamız var. Anlamadım. Rubber da fazlamız var. Üretim mi durdu? Ne oluyor? Eksik neyimiz var?
Çelikte de çok fazlamız var. Bir ara bir yetmiyordu yine. Allah Allah. Yenice ben hiçbir şey anlamadım ya. Tamam. Olay budur. Olay budur. Submarine. Bunu da ayarlayalım. Submarine 3, Submarine 4'e gidelim. 1945 miydi bu teknoloji? 44. Oo, gelmiş geçmiş bile. Başka bir teknoloji daha boşta. Onu da şuraya mı yapalım? Destroyer 4. Destroyer değil de Battleship 4 yapalım. Hazır açmışken o noktaya gidelim de. Şimdi şey yapalım üretimde. Yine bunlardan üretelim. Tak 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 tak. Böyle sayıyı arttıralım iyicene. Anadolu'yu geliştiriyoruz gördüğünüz gibi. İstanbul'a da bir tane yaptık mı? Tamam. Bir de Edirne'ye. Tamam. Şimdilik böyle. Amerika'ya bir bakalım. Bir durum nedir, son durum? Burası sanki bir halta yaramıyormuş gibi. Bak bak bak. Abi burası ne tuhaf bir yer ya. Ben o kadar askeri destek getirdim. Liman falan da var yani. Buraya kadar ele geçirmişlerdi. Şu limanın dahil olmak üzere ele geçirmişlerdi. Sonra bir döndüm arkamı. Bir geri geldim baktım kimse yok. Hepsi ölmüş. Nasıl becerdiniz lan ölmeyi? Anlamıyorum. Burada da bir acayiplikler oldu. Hoş buralar dayanıyorlar ama ilerleyemiyorlar yine de. Sizin yapacağınız işin. Yani buraya da bir sürü asker getirdim. Bunlar pek bir halta yaramıyorlar ama. Neyse Amerika'nın durumu nedir bir bakalım. Amerika yarı yarıya kapitülatör olmuş neredeyse. Yani biraz daha kassak aslında olacak. Ana ben buraya biraz daha dikkat edeyim o zaman. Belki de güneydeki askerleri İtalyanları çeksem. Burada Honduras. Honduras'a bak ya. Honduras hala ayakta. Arkadaş 7 ila 9 asker, tümen askeri var. Biz orada başa çıkamıyoruz herifle ya. Ben Meksika'ya savaş açmayaydım daha iyiydi yani. Burada Meksika o savaşta yok sanki. Meksika savaşı ayrı mı? Meksika El Salvador. El Salvador neresi? Şu. İşte bunların. Saçma sapan bir iş oldu ya orası. El Salvador. Burada neydi? Honduras. 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 Şimdi şurası. Bunlarla zaten savaştaymışız be abi. Ben buna savaş açtım mı yoksa o savaş daha önceden mi vardı? Neyse El Salvador. Evet. Burası çok boktan bir duruma geldi. Esas buradaki ordu miktarı biraz şey bizi uğraştırıyor. Bak, 38 tümen asker var. Bir halta yaramıyor. Mesela bunu agresiften geri getirelim şeye. Burada hepsi aynı ordu mu? Evet, hepsi aynı ordu değil. Hayır değil. Değil işte bak. 16 tümen de burada var. Bunun rengini kırmızı yapalım da belli etsin kendini. Evet. Şimdi abi ben buradan 89'dan bir miktarını şey yapacağım, çıkaracağım. Mesela 23'ünü şuraya dahil edelim. 39 oldu. Burası belki birazcık daha iyi olabilir. Elimden gelen budur. Aslında eksik söyledim. Benim adım Hıdır. Elimden gelen budur. Şimdi aynı anda ikili bir saldırı yapacağız. Sağlam bir saldırı. Şimdilik ben bunu bir durdurayım. Şunu da agresiften dönüştürüyorum. Bunları bir durduralım. Bir şey diyeceğim. Şu iki ordu. Hangisi bunlar? Bu 141 nerede? Burada. Bu 53 nerede? Ana 53 Japonya'daymış. Siz gelemediniz mi? Japonlar. Japonları da buraya dahil etsek. Ya maksat capitulated olsun bunlar kurtulalım. Tamam. Onları hiç götürmeyeceğim abi. Şimdi bir dakika bir dakika bir dakika. Ben bunları bir durduracaktım. O devam etsin.
Şunu durduruyorum. Tamam. Şunlar bir şimdilik bir sakinleşsinler. Sakinleşin bakalım. Pardon. Tamam. Sakinleşin. Kendinize bir şey yapın. Düzen verin. Rahatlayın. Şimdi ben bu kırmızıları alayım. Kırmızıları daha düzgün bir şey yapalım. Plan çizelim. Heh. 11. Ordu. 11. Ordu Kumandanlığı. Evet, sarı en azından burası abi. Sarı iyidir. Sarı iyidir. Ama bana izin verseler şuraya bir güzel inşaatlar yapardım burayı. Geliştirirdim bayağı ya. Liman. Ya bırak ben yapayım abi. Olmaz mı? Ya senin yerine yapayım. Senin için yapayım. Daha ne istiyorsun ya? Kırmızılar gidiyorlar değil mi? Güzel. Tamam, burayı bir terk edelim şimdi. Advanced Oil bilmem ne. Bu sayfayla işimiz bitti. Şimdi burada nükleere devam. Nükleer yapar mıyız bilmiyorum ama şimdilik nükleere devam. Evet. Ne dedik? En son Dutch'larla bir savaşa tutuşacaktık. Şimdi ben oraya bir hazırlık yapmam lazım. Burası gerçek anlamda çıkarma ihtiyacı hissedeceğimiz bir bölge. Ama mesela şuradan girişebiliriz bu tarafa. Hoş, bunlar da şimdi British Malaya ya. Bunlar savaşa girmedikleri sürece biz bir alt yapamayız burada. Şimdi bunların kaç askeri var dedik? 6-9. Ben buraya mesela nereden saldırabilirim? Ben bu savaşa tek başıma da girebilirim ha. Sizin ne işiniz var burada? Ha, burayı koruyorlarmış, tamam. Tamam. Bizim burada bayağı bir ordumuz vardı. Nereye gitti lan bunlar? Buraya taşıdık hepsini. Tamam, mesela şu tanklarla olmaz da şeyle olur. Şu orduyla olur mesela. Bir Finlandiya'daki savaşan ordumuzu götürebiliriz oraya. Epeyce bir ordu var esasında. Hatta buraya da dağıttığımız pek çok ordu var. Mesela al sana bu ordu. Al sana bu ordu. Aa, bu en güzeliymiş. Gel. Bunu alıyorum. Hedefini bırak. Seni şimdi relocate yapalım. Nereye? İran'ın bir limanına gönderelim. Lanet olsun. İstemiyorum lan İran. Gel abi sen buraya gel. Şimdi buradan bir çıkarma düzenleyeceğim. Buradan ta buraya. Şuraya. Sonra buraya. Aslında burayı kesin korurlar. Buraya çıkarma yapalım. İkinci çıkarma bölgesi de yine liman olsun ama ihtimali, korunma ihtimali düşük olsun. Diyeceğim başkent burasıymış. O zaman tamam abi. 3 çıkarma yapacağız. 1, 2 ve 3. Hangisi başarılı olur bilmiyorum. Olana gideriz abi. Olandan yürürüz daha doğrusu. Şurasının ihtimal daha yüksek gibi geliyor bana. Tamam. Kaç dakika oldu? 33 oldu. Maalesef bitirmek zorundayım arkadaşlar. Görüşmek üzere bir dahaki bölümümüzde. Hadi eyvallah.